MAK meclis toplantısında öncelikle Gökçeada Belediyesi meclis üyesi arkadaşlarım ve bütün sivil toplum örgütlerinin başkanı arkadaşlarımız dün akşam aradık kendilerini bizim Gökçeada'da çalıştığımız süre içerisinde her ne kadar küçük yerde birbirimizin kalbini kırıp birbirimizle farklı konularla alakalı olarak tartışma veya münakaşalar yaşasak da ülkemize dair yaşanan her türlü olayda birlik ve beraberlik içinde olduğumuzun bir göstergesidir bu. Dolayısıyla bugün Gökçeada Belediye Meclisi'ni özel gündemle toplamak istedik. Tabii ki gündemimiz de Suriye İblik'te devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan saldırıyı şiddetle kınamak ve bununla alakalı olarak biz Gökçeada Belediye Meclisi ve aynı zamanda bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte bu yapılan saldırıya karşı devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğumuzu göstermek istediğimizi ifade etmek istedik. Ayrıca getirdiğimiz yaklaşık 200-250 civarında bir Türk bayrağını hiçbir parti gözetmeksizin Gökçeada Belediyesi'ni artık bütün o siyasi partilerden arınmış yalın ve siyaset üstü bir kurum gibi düşünerek esnafımıza, en azından en yakındaki esnafımıza, bütün belediye meclis üyelerimizde katılmak isteyen sivil toplum örgütü başkanı arkadaşlarımızla sembolik olarak bir Türk bayrağı dağıtıp arkasından da akşam üzeri saat 6 gibi Anadolu Lisesi'nin önünden başlayacak ve meydanda Diyanet işlerimizden görevli bir din görevlisinin aynı zamanda bugün dün itibariyle başlayan Bahar Harekatı'nın ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına hayırlı inşallah kazası belası geçmesi adına ve ülkemizin menfaati noktasında ilerlemesi noktasında dua etmek ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan bütün partilerin yani 4 partinin imza koyduğu bildiriyi orada okuyarak bugünü noktalamak. Aynı zamanda biz tabii Gökçeada Belediyesi olarak biraz önce AK Parti Grup Başkan Vekili Nuran Bey'le hazırladığımız bildiriyi okuduk, değerlendirdik ve bugün itibariyle arkadaşlar bu bildirinin altına Gökçeada Belediye Meclisi'nde çalışan bütün arkadaşlarımız imza koyacağız. Özel gündem ile toplandığımız ve bütün Gökçeada'da bulunan muhtarlarımız, köy muhtarlarımız, ilçe merkezindeki mahalle muhtarlarımız ve ayrıca meclis üyelerimizle birlikte altına imza koyacağımız şu metni sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Gökçeada Belediyesi, Suriye İplik Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya yapılan hain saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmış, acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı Gökçeada Belediye Meclisi'nde imzası bulunan parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk ordusunun kendisine verilen görevlere her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Gökçeada Belediye Meclisi olarak yaşamını yitirmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bahar Kalkanı Harekatı'nda devletimizin ve şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz.
Uşaklarda güzel Alsancak, sönmeden yurdumun üstünde güder ve solunacak o ben bir milletimi. Yıldızlar parlayacak o gün, bir o benim milletimdir ancak. Çatma